Merhaba, ben Taceddin Demir. Tıkla Takı'nın kurucu ortağı ve designer'ıyım. Tıkla Takı, kuyumcuların ve gümüşçülerin oluşturduğu bir pazar yeridir. Kullanıcılar bu pazar yerinden ürünleri karşılaştırabilir, üzerlerinde deneyebilir ve bu şekilde satın alabilirler. Mesleki hayatımın ilk 4 yılında yine kuyumculuk sektörünün içerisinde muhasebe ve finans işi yapmıştım. Oradaki bilgi birikimimle beraber mesleki şu anki yapmış olduğum mesleki bilgilerimle beraber harmanlayıp ortaya Tıkla Takım projesini çıkarttım. 2018 yılından bugüne kadar ki sürecin içerisinde hem projeyi hem kendimi geliştirebilmek için çeşitli hızlandırma programlarını araştırdım. Tabii ki ben de hızlandırma programlarının içerisinde birinci seçenek olan Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nde öncelikle bir kamp eğitimiyle start verdik. Ve sonrasında ön kuluçkayı pas geçerek girişimimiz ortada olduğu için direkt kuluçka programından devam ettik. Ve 2021 yılında 70'ten fazla ders, 10'dan fazla sertifika alarak, sahne İKSAŞ'ta sahne alarak mezun olduk. Hali hazırdaki olan mükelleflerim, kuyumcu ve gümüşçü mükelleflerim içerisinde devamlı şöyle şikayetler almaya başladım. Mevcut pazar yerlerinin çok fazla komisyon aldığı, kendi platformlarını oluştururken, internet sitelerini oluştururken sürekliliğini sağlayamamam, çeşitli nedenlerden ötürü iadelerle uğraşmak zorunda olmaları gibi birçok şikayetler aldım. İlgimi çekti. Acaba sadece benim bünyemde olan mükelleflerimde mi böyle bir sıkıntı var diye doğrudan bunu araştırmak için sahaya indim ve bununla alakalı çeşitli semtlerde, çeşitli ölçeklerdeki kuyumcular ve gümüşçülerle anket yaptım. Gerçekten onların yaşadığı sıkıntılarla benim bünyemdeki bulunan mükelleflerin sıkıntıları aynı mı? Yani aslında bu sektörel bir problem mi diye araştırmamı yaptım ve bununla alakalı anketlerimi oluşturdum ve buna göre bir tasarım oluşturdum ve bir baktım ki gerçekten sektörün içerisinde büyük bir sıkıntı var ve kuyumcular dijitalleşemiyorlar. Dijitalleşemedikleri için de kendi mevcut portföyleriyle idare etmek zorunda kalıyorlar ve bunun gibi benzeri birçok sıkıntı var. Tabii ben bunların hepsini kendime bir referans aldım. Tıkla Takım projesinin ilk tohumlarını 2017-2018 yıllarında attım diyebilirim açıkçası. Aslında kuyumcuların ve gümüşçülerin ortak sıkıntılarından birkaç tanesini sıralamak gerekirse çok hızlı bir şekilde ürünlerini aynı Instagram'da olduğu gibi resimlerini çekip ilanı atmak istiyorlar. Ve bilinirliğini, sürdürülebilirliğini bu şekilde yürütebilmek istiyorlar. Yani herhangi bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan, çok fazla teknik bilgiye sahip olmadan işin yürütülebilmesi tarafında çok rahat etmek istiyorlar. Aslında Tıkla Takı'nı biraz da biz mağazaların bu rahatlığa ulaşabilmesi için tasarladık, dizayn ettik. Tabii diğer tarafta da kullanıcıların da buradan alışveriş yapabilmeleri için işin içerisinde artırılmış gerçeklikte takılar üzerlerinde deneyebilir ve işte çeşitli takıları kendi aralarında kategorize edip karşılaştırabilir ve yapmış oldukları ödemenin tam karşılığını alabileceği takılara ulaşmalarını sağlayabilecek bir platform oluşturmaya çalıştık. Aslında Tıkla Takım burada hem mağaza tarafında hem de kullanıcı tarafında büyük bir boşluğu fark etmiş ve dediğim gibi 2017'de başlayan serüveni 2021 yılında tam anlamıyla ortaya koymuştu. Bununla alakalı işte çeşitli patent başvuruları, işte marka hakları gibi teknik ve prosedür gerektiren faaliyetlerini de tam anlamıyla gerçekleştirmiş ve doğru zamanda doğru kurumlara da başvuruda bulunmuş. Kuyumculuk sektörü zor bir saha. Bir de türünün tek örneği şu anda aslında ilk olması, hem türü bakımından hem de sektörel bakımından ilk olması çeşitli sorunlar kendisinde beraber getiriyor tabii ki. Ama bazı başarılar da ilk olmayla olabiliyor. Biz bu başarıya ilk olmakla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Açıkçası ona göre bir tasarım yaptık, ona göre dizayn yaptık ve ona göre adımlar atıyoruz. Şayet teknolojimizi bugün internette kaybolan bu kuyumcuların ve gümüşçülerin gerçek bilinirliğini ve sürdürülebilir teknolojinin aslında çok ucuza bir şekilde sağlanabileceğini, diğer pazar yerlerindeki yüksek komisyon ve açıkçası kullanıcıyla ters olduğu zaman yalnız kalma sorunlarıyla baş başa bırakmaktan ziyade biz burada gerçekten de iyi bir köprü olmaya çalışıyoruz. Gerçek bilinirliği ve sürdürülebilir teknolojinin olabileceğine inanıyoruz ve bunu biz Tıkla Takım'da başarabiliriz ve başarabiliyoruz. Şu anda denedik bunu ve başarabildik. Tıkla Takım projesinde çok güçlü bir çekirdek ekip var. Onlar da kendilerine gerçekten bu uygulamada ispat ettiler. Kendilerinin çıkabilecekleri en üst boyuta çıkmak için mücadele verdiler ve vermeye de devam ediyorlar.
proje açıkçası kendi içerisindeki çekirdek kadronun da kendisini ispatlayabileceği güzel bir platform oldu. Ekibimiz çok güzel ve büyümeye de devam edecek. Ben ekibime güveniyorum ve bu ekibin üzerine çok güzel bir organizasyon yapısının oluşturabileceğine inanıyorum. Türkiye'de 200 bin tane kuyum ve gümüş işletmesi var. Biz bunların 30 binden fazlasını hedefliyoruz. Açıkçası tıkla takının kutusunun içine sağan bütün takıları satmak istiyoruz. Kuyumcuların takıları satarlarken ıvır zıvır birçok prosedürle uğraşmadan çok rahat bir şekilde satabilsinler diye belirli standartları getirdik ve biz bu standartları kuyumculara aslında büyük bir kolaylık sunuyoruz. Aynı şekilde kullanıcının da yapmış oldukları bu alışverişte hem kendilerine daha güvenli hissetsinler hem de kendilerine daha özel hissetsinler diye çeşitli standartlar getirdik. Tabi bunlar da bizim için bir artı. Hem bizim açımızdan, hem kuyumcular açısından, hem de kullanıcılar açısından. Yani 360 derecelik bir oluşum diyebilirim. Her sektör dijitalleşiyor. Kuyumculuk sektörü uzun zamandır tam anlamıyla dijitalleşemedi. Bunun birkaç denemesi yapıldı fakat bir türlü başarıya ulaşılamadı. Çünkü gerçekten dijitalleşme süreci, sürdürülebilirlik, teknolojinin kullanıcı tarafından sevilmesi, bunlar gerçekten kendi içerisinde bile zor. Tıkla Tak'ın bunların tamamının üstesinden gelerek hem kullanıcıyı mutlu eden hem de mağazaların daha fazla kar sağlamasını sağlayan bir yapı ve dijitalleşme sürecinde aslında etkili bir platform. Ben size bu sunumu İstanbul'un kuyumculuk sektöründe kalbinin attığı kuyumcu kentten yapıyorum. Şu anda şirketimiz bir mali müşterlik bürosunda bir masanın üzerinde kuruldu. Orada hayatına devam ettiriyor. Sonlamada gerçekten istediğimiz hedefe ulaşırsak ofisimizi buraya kuracağız. Buraya kurmamızdaki nedenlerden biri burada yüzlerce kuyumcu ve imalathaneci var. Böylelikle pazarlama bütçemizi ve reklam bütçemizi mağazalardan ziyade kullanıcılara yönlendireceğiz ve orada kullanacağız. Yani açıkçası eğer bir mücadeleye gireceksek ki bu uzun zamandır girilmiş bir mücadele ama artık hani diyor ya o an, işte o anın başladığı yer burası olacak bizim için ve biz burada fark edileceğiz ve Türkiye'nin dijital kuyumcusu olmak istiyorsanız sizi Tıkla Tak'ın startup'ına yatırım yapmaya bekliyoruz.